Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Hey hey hey, yine de hey hey. Aragaz başlamasına başladı ama sen yine başlayabildin mi vatandaş? Yoksa hala kaşına kaşına, kıvışa kıvışa uykuyu üstünden atmaya mı uğraşıyorsun? Mesela ben ayılamadım. Ayla yiyorum. Pascal bir saniye. Kedir. Ha. Ne oluyor sen? Koku aldım usta. Ne kokusu? Ya stüdyo uyumuş insan kokuyor. Bu gece burada biri uyumuş. Yuh, o ne ya? Abicim uyumuş insan kokusu sinmiş stüdyoya diyorum. 35 yaş üstü. Ortadan uzun boylu. Top sakallı biri uyumuş burada. Top sakal? Onu nasıl anladın ya? Top sakalların böyle kayısı yandıran bir kokusu olur Pascal. Ya Kadir sende de var ya. Nasıl burun var ya? Her insanın belli hassasiyetleri var kardeşim. Benim de burnum kokuya hassas. Dün akşam takıldığım sarışın kız var ya, sahte sarışın mesela. Kumral o aslında. Sen nereden biliyorsun? Ya üstüne sahte sarışın kokusu silmiş senin Pascal. Pes abi, teslim oluyorum. Vallahi ya, bu nasıl burun ya? Oğlum rahmetli babacığım hava giderken tazı yerine beni götürürdü ya. Allah vermiş. Sana maşallah demek düşüyor Pascal. Maşallah. Peki ben şu an başka neyin kokusunu alıyorum Pascal? Neyin abi? Güzel kız mı? Yok, stresin. Halkımızın sabah trafiğinde çektiği trafik stresinin kokusu yaldır yaldır geliyor burnuma. Halkımızın işi zor Kadir. Valla hava soğuk. Trafik kilit. Evet, halkımız şu an trafikte, dolmuşta, minibüste, metrobüste, servis araçlarında ya da kendi aracında çile çekiyor Pascal. Onların çilesi bizim çilimiz Kadir. Halkımızı rahatlatalım Pascal. Halkımızda nazar var. Çok ağır göz var halkımızın üstünde. Bir okuyalım halkımıza. Abi saçmalama ya. Ben katılayım ya. Ben okurum abi. Yok abi. Evet. Evet. Çok gizli oldu ya. Zip yaptım Pascal. Yalnız bir şey söyleyeyim. Halkımızda büyük nazar var kardeşim. Bak esnemekten yemin ediyorum timsah çenesi gibi ayrılıyor çenem ya. Esneme abi. Uykum geliyor ya. Oğlum halkımızda acayip göz varmış ya. Üstüme ağırlık çöktü benim ya. Kadir bu ne oğlum? Oğlum zincirlemeye girdik, karşılıklı esniyoruz. Bizi biri durdursun ya. Abi dur ya. Şimdi var ya vatandaş da başlayacak. Be hanımlar beyler, araç kullananlar, bizimle esneme tufanına takılanlar sağa çeksin ya. Abi alın bunu buradan ya. Hadi ya. Of ya. Pascal. İzliyor musun ya? Pascal Twitter adresimizde. Pascal. Askizgi Kadir. Evet Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Esnemekten çeneniz ayrılmadıysa bize tweet atın. Ya yeter ya. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Yes sir. İşte o an geldi. Şiir mi? Hem de kelli felli Posta Gazetesi'nin yurdumun şairleri köşesinden halk şiiri. Oy ben öyle mi öyle mi? Kadınlara. Yavrum sülaleni çağırsam boş. Bu şiir okunacak yavrum. Çünkü acizane benim başlattığım haybeci şiir akımının nefis bir örneği. Kim yazmış? 29 yaşında gencecik birisi. Aydın'da yaşıyor. Adı Yunus Akalın. 35 yıldır şiir yazıyor. Abi. Ha? Herif 29 yaşında. 35 yıldır şiir. Nasıl yazıyor ya? Ya kim sanatçı böyledir Pascal? Ama yani ne bileyim çocukluktan, hatta ana karnında başlar. Ondan sonra sonra gelişir, devam eder. Ya biz ona karışamayız. Oğlum bununki var ya, ana karnından da önce başlamış. Tamam yavrum tamam. Ne olacak ha? Doğuştan sanatçı. Tamam. Konusu ne? Diş tellerim. Ne telleri? Pardon?
diş telleri. O nasıl şiir? Yavrum işte bu haybeci şiir akımında günlük hayatın içinde yaşanan her şey ve her an şiir yazılabiliyor. Yani ben garip akımına birkaç level atlatmış bir insan Pascal. Oo, çok iyi dağılı. Ya ben olanı söylüyorum hacı. Buyur mesela Yunus kardeşimle diş tellerim şiirinde uzaktan bir Orhan Veli, bir Oktay Rıfat tadı var. Ama haybeci şiir akımının çok güzel bir örneği olmuş. Oğlum o dediklerini tanımıyorum ki. Yahu sen Fransızsın, tanımaman çok doğal. Çık bakayım sokağa, bizimkilere sor kaç kişi Oktay Rıfat'ı biliyor. Ha? Orhan Veli'yi kaç kişi biliyor? Acı acı konuşturma beni. Hadi geçelim şiirimize hadi. Evet efendim işte Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinden bir yüksek şiir. Diş deli. Gülemiyorum hiçbir yerde, yamuktu dişlerim. Arkadaşlarım alay etti, kötü gitti işlerim. Gittim diş doktoruna kaplama yaptırmaya. Beni ikna etti diş telini taktırmaya. Fiyatını duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Elde avuçta ne varsa bu işe gömdüm. Doktor bir yılda biter dedi tedavin. 3 yıl geçti ama hala yamuktu dişlerim. Ağzımın içinde yara olmadık yer kalmadı. Benim artık bu tedaviden umudum da kalmadı. Eriğin, kolanın, zeytinin tadını unuttum. Teller çıkınca kurban keseceğim ben bunu kafaya koydum. Nasıl buldun Pascal? Beter ol be kardeşim. Bana mı diyorsun? Yok, Yunus'a dedim. Şaire. Bu ne be abi? Bak sanata ve sanatçı olan bu mesafeli tavrını elim ve sert bir ifadeyle kınıyorum Pasko. Ne yapıyorum, ne yapıyorum? Ya tamam boş ver, boş ver. Hadi bir çay çek ya. Of, of ya. Bir elin ya cebine gitsin be kardeşim. Evet be. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Pasko. Gel hocam. Kuzey Kore lideri Kim Jong'u aramamız lazım abi. Çağırdır kapa. O biz arasın. Ya o senden benden çakal abi. Yer mi Kuzey Kore'nin çocuğu Kim Jong? Ha? İster istemez biz arayacağız. Niye arıyoruz? Ya bu demiş ki Noel'i kutlamayın, Hazreti İsa'ya tapmayın, benim babaanneme tapın demiş. Kitap size bak ya. Yani şimdi peygamber de olsa bir insana tapılmaz. Evet bize göre doğru ama babaanneme tapın ne lan? Ha? Tövbe ya. Kadir bu var ya, adamı dinden imandan çıkaracak. Ya adamın maksadı o zaten abi. Sakin ol. Neyse bir arıyorum ben. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Alo. Ha, ni ha. Alo. Kimsin? Ne istiyorsun? Kuzey Kore lideri Kim Jong'la mı görüşüyorum? Ah, tatin zaozon sen. O yüzünde bandasa. Şekle göre değişir. Kimsin? Önce kendini tanıtsana sır. Ben Kadir Şöptemir. Pascal Numa da yanımda. Afacan. Tabii gago susu. Aa, hatırladım. İki tane ibiş var radyoda. Siz değil misiniz? Vallahi biziz dersek ibişliği de kabul etmiş oluruz ha, söyleyeyim. Ayla çekik. Akıl ol lan. Ooo dangoz. Dünya gongunu yerine. Dayuzundayız ya. O dangoz ne diyor öyle? Çekik ne demek? Şimdi bak Kuzey Kore lideri Kim Jong. Bak şimdi sen vatandaşına Noel'e kutlamayı, Hazreti İsa'ya tapmayın, babaanneme tapın demişsin. Doğru mu lan bu? Aa doya öntan. Hadi kardeşim. Evet kardeşim dedim. Bizde laf ağızdan çıkar. Geri vites yok. Dedim. Niye tapayım lan ben? Evet Kim Jong abi. Bize ne senin babaannenden ya? Aaa tatin gazın değil Kadir. Aaa senzen. Öyle deme Kadir. Çok hayırsever kadındı. Eli hep garibanın üzerindeydi. Hayır hasenat. Ben böyle mübarek bir insan görmedim. Kardeşim eyvallah ama sen niye cinsi sekar yaşıyorsun? Aaa. Arkadaşım, arkadaşım bak bunlar hep Amerika'nın planları. Ya ne alaka ya, Amerika nereden çıktı be kardeşim? Doğdu arkadaşım Amerika. Ben de onu diyorum. Amerika nereden çıktı kardeşim? Onun ben var ya çıktığı yere... Bak ben sana bir şey diyeyim. Amerika'nın altın rezervi tükendi. Altın borcu var. Kime var? Saddam'la Kaddafi'ye. Aa ne oldu? Önce Saddam, ardından Kaddafi imamın kayığına bindirdiler. Ne oldu Amerika'nın borcu? Hiç. Silindi gitti. Yapma ya. Ya Kadir bu Amerika'da var ya. Az değil. Ya kardeşim ne alakası var? Senin babaannenle Amerika'nın ne alakası var? Konuyu saptırma gerizekalı herif ya. Konuyu saptırma ya. Aa! Lan bir turan kontağı kadar gerizli kardeşim.
Bir kere ben senin kardeşin değilim. Doğru konuş. Lan bunlar ellerinde kitaplarla yüzyıllar önce geldiler. Biz ne güzel ağaca, taşa, toprağa, efendim Buda'dır, Krishna'dır bunlara tapıyorduk. Şimdi ben diyorum ki öyle değil böyle. Ne olmuş? Ne var diyemez miyim? Kardeşim istediğini söyle, ben onda değilim. Sen insanları hür bırak, neye istiyorlarsa ona inansınlar diyorum ben. Niye tapsın kardeşim Koreli senin muşmula suratlı babaannene? Ya Kadir durmuş oğlum. Ayıp oluyor lan. Lan tırt. Herife asıl seni şarlaman lazım. Adam size giydiriyor, bize değil ya. Allah Allah. Alayınıza maden suyu. Yani boyun giyiliş. Alayınıza maden suyu oğlum. Amerika'sı gelsin, Rusya'sı gelsin. Buradayım lan. İstiyorsanız adres verin. Mekanınıza tek başıma gelir basarım. Siz kime tıngır yapıyorsunuz aslanım? Elimde nükleer var. Basarım düğmeye. Laylon gibi eritirim alayınızı. Abi nükleer diyor. Zaten ortalık karışık. Biri bunu sarma üstümüze. Ya ne nükleeriz? Heriflerde daha internet yok. Güdümlü füze atacakmış. Onun nükleer füze dediği kız kaçırandır oğlum. Takma sen buna ya. Kadir Çöptemir. Garip soda. Kısa. Bakıyorum abi uydu navigasyondan. Şu an nişangahtasınız. Kadir Çöpdemir, ortadan biraz kısa. Sakallı dömi klasik giyiniyorsun. Şu an üstünde polo yaka kazak, altında aşortman var. Aa bildi la harbiden. O neli Pascal Numa. Sesi yangımayı saydı sun baba. Pascal Numa. Yuh, stüdyoda bir tek boxer'la oturuyorsun lan şu an. Abi sıcak oluyor da. Klima bozuk. 35 derece. Ütüvanı kan gözümü dinükle ha? Çakayım mı lan kafanıza nükleeri ha? Kim Jong abi şimdi bak bir yanlışımız olduysa affet abi. Ben zaten bakıyorum hakikaten babaannen de nur yüzlü bir kadınmış ya. Tabii canım çok mübarek kadın. Surata baksana nur inmiş. Ya Kim Jong abi şimdi sen bak olayına abi, şimdi biz boyumuzu aşan bir işe girmişiz. Yani hatta yani derler ki bizde yanlış küçükten affetmek büyükten derler. Affet bizi abi. Tabu abi. Aferin. Lan kaymak. Aferin lan. Kaymak gibi şanzıman varmış sizde. Hiç takılmadan anında geri vitese geçtiniz. Hadi bu seferlik affettim. Bir daha olursa roketi beşlik simit gibi ense kökünüze çakarım. Hadi işin gücün rast gelsin. Davancandan ses gelsin Kim Jong abi. Adamsın Kim Jong abi. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Paskal. Gel hocam. Şu an stüdyomuzda kim var? Zahmet çeker geldi. Hanımlar, beyler, büyük polemik ustası. Fena fillah bir insan. Zahmet çeker abi stüdyomuzda. Zahmet abi hoş geldin. Zahmet abi, adamsın abi. Bakın beyler, şu an bu stüdyodaki havayı ben hiç beğenmedim. Niye abi, ne oldu? Seviyoruz, seviliyoruz, ne güzel. Ben çok sevilen adamı sevmem. Çok sevilen adamı seveni de sevmem. Abi, sen insanı sevmiyorsun zaten. Beyler, beni bir an için estetik ameliyatla gagasını düzeltmiş bir saksuan olarak düşünün beyler. O nasıl oluyor ya Zahmet abi? İkinizden de çok pis elektrik alıyorum. Sizi hiç sevmedim. Bugün haberiniz olsun. Abi neden ama ya, neden? Biz sana ne yaptık ki babacığım? Kadir, beni seviyor musun? Şaşıracaksın belki ama evet seviyorum abi. Pascal, sen beni seviyor musun? Seviyorum abi. Yalan. Var ya, böyle yüzünüzden böyle şelale gibi akıyor yani. Tiksindim sizden beyler. Ama Zahmet abi kırıcı oluyorsun vallahi. Bak biz sana saygı duyuyoruz abi. Neyime saygı duyuyorsun? Bakın beyler, ona buna saygı duymak iyi bir şey değildir. Bana saygı duyuyormuş. Belki ben şerefsizim kardeşim. Belki nasıl söylesem 3 kuruş için adam satan biriyim ben. Zahmet abi biz seni öyle de severiz. Ben hayatımda sizin kadar eyyamcı, sizin kadar y**k adam görmedim kardeşim. Zahmet abi lütfen yeter ama ha. Seninle biraz futbol konuşmak istiyoruz biz ya. Hakemler niye formsuz Zahmet abi? Beyler bakın. Hakem nasıldır biliyor musun? Hakem böyle 7 kocalı hürmüz gibidir. Onu idare edeyim, böyle bunu idare edeyim derken kendi yanar. Hakemler formsuz değil, hakemler sahipsiz kardeşim. Cüneyt Çakır diye bir hakem var. Sahibi kim bu Cüneyt'in? Abi herhalde Merkez Hakem Komitesi değil mi? Komite ne kardeşim? Komite komitacılıktan gelir. Ey MHK, soruyorum. Siz hakemlere komitacı mı demek istiyorsunuz? Aman abi, konu değiştir. Zahmet abi var ya, uçmaya başladı. Peki Zahmet abi, İngiltere klasesi epeydir bir ortada yok. Ölük diyorlar. Ne diyorsun? Kocaya kaçmıştır. Yok artık. Ya 90 yaşında kadın niye kocaya kaçsın Zahmet abi?
Ben o kadından öyle bir elektrik aldım. Bak bu İngiliz kraliçesinin var ya Kadir, gözleri küçük ve ayrık. Göz bebekleri birbirinden uzak. Gözleri bu kadar küçük ve ayrık olan kadının kafasında 40 tilki gezer. 40'ının da kuyruğu birbirine değmez. Hiç hoşlanmadım ben bu İngiliz kraliçesinden. Kesin bir lordla ya da dükle kaçmıştır o. Ya zahmet abi, olmadı. Ben adamın rüyalarına girerim kardeşim. Beyler bakın, ben bu programın gidişatını hiç iyi görmüyorum. İkinizin de böyle gözünüz başınız oynuyor. Niye bu kadar çok reklam var lan bu programda? Abi vallahi reklam verenler sağ olsun. Yani herkes bizde reklamını yayınlatmak istiyor Zahmet abi. Maşallah, nazar değmişsin. E biz ne dinleyeceğiz lan o zaman? Oğlum bak beni konuşturmayın. Artist misiniz lan siz? 3 kişi fazla dinledi diye ne bu havalar böyle? Bizde öyle şey olmaz abi. Biz çizgimizi bozmayız. Her şey halk için. Bakın beyler, ilk defa ağzınızdan doğru bir laf çıktı. Ama hakemleri size yedirmem. Abi senin ettiğin lafın da ayarı yok ha. Ne alakası var? Hakemleri biz niye yiyelim ya? Yedirmem kardeşim. Onlar benim minik yavrularım. Bak Cüneyt. Avrupa'da başka, Türkiye'de başka maç yönetiyorsun. Kadir, senin üstünü çiziyorum. Pascal, seni de sevmiyorum, iticisin. Kendimden de tiksiniyorum, iğrencim lan ben. Aragaz. Aragaz. Pascal. Gel ya. Justin Bieber bildin mi? Bilmem mi ya? Bilmez olaydı. Yine ne yapmış? Yahu Galatasaray formasıyla poz vermiş la bu. Ne? İşte şimdi var ya, benim için bitti. Nereden bulmuş formayı? Aa, bir Türk hayranı vermiş. O da formayla poz vermiş. Bir de yaşasın Galatasaray diye bağırmış. Kadir, şu andan sonra Justin Bieber diye biri yaşamıyor benim için. Ya Pascal, sen demokrat bir adamsın. Çocuk istediği takımı tutar kardeşim. Dur şimdi, hemen celallenme ya. Öyle şey olur mu abi? Ya bir tutsun. Ama bana dedi ki Beşiktaş. He. Evet ya. Pascal abi, beni çarşıya götürdü. Evet. O da var ya, her yeri gösterdim. Gezdirdim. Sonra bu kerata Beşiktaş forması giydi. Meydana çıktı. Ne dedi var ya? Ne dedi? İçimdeki Cimbo başka, bambaşka. Aa işte tamam abi, Cimbo aşkını ilan etmiş. Hem de Beşiktaş'ın orta yerinde. Hem de üstünde Beşiktaş forması varken daha ne diyorsun ya? Oğlum sen o tezahüratı bilmiyorsun bu galiba. Yani çıkaramadım, söyle bakayım. Yok, söylenmez. Sonu fena. Ha, ya bu Justin Bieber bana da hasta Fenerliyim. Alex'in özel seyircisiyim abi diye gıtır atmıştı zamanında ya. Karaktersiz çocuk ya. Ya yine de yargısız infaz yapmayalım Pascal. Arayacağım, soracağım ben bunu ya. Yok abi. Sesimi duymak istemiyorum. Sen konuş. Tamam, ben konuşacağım. Ben arıyorum. Arıyorum Justin. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Galatasaray formasıyla poz verip yaşasın Galatasaray diye bağıran Justin Bieber'la mı görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı Bieber. Ben Kadir abin lan. Gözlerinden öperim, Pascal abin de burada. Yalnız Pascal abini çok yaraladın Justo. Ne demek ne kadar ya? Üzerinde bu kadar emeği var, sana çok kızdı. Pascal tabii. Evet. Hiç bana bakma. Bir şey demeyeceğim. Muhatabım değil. Aa, Justo ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ne demek Pascal kızdıysa ***'ne bir kalıp buz soksun. Ya oo, büyüğüne karşı böyle konuşulur mu ya? Abi kime soruyorsun? Kime ya? Bırak ya. Gözünü seveyim ya. Hata bizde. Çocukken ezmedik. Ya bak Justo, sen Pascal abine Beşiktaşlıyım abi, fanatik kartalım dedin mi? Onun gazıyla Pascal abine Beşiktaş'ta kendine kebap ısmarlattın mı? Evet abi, her şey yaptın. He. Tamam. Ya Justo, sen Galatasaray formasıyla poz veriyorsun sonra ya. Yaşasın Galatasaray diye bağırıyorsun ya. Bana da abi hasta Fenerliyim dedin ya. Alex'in özel seyircisiyim dedin. Bana bir 200 lira fişekle dedin, ateşle dedin. Meşale alacağım, maçta yakacağım dedin. Ha? Beni de tokatladın, tokatlamadın mı? Bak. İyite bak. Dolandırıcı ya. Efendim? Ne? Yapma ya, yemezler. Ne diyor? Abi ne bileyim diyor, milyon tane hayranım var diyor. Hepsi elinde bir şeyle geliyor, tutuşturuyor elime diyor. Galatasaray formasıyla poz vermesi de öyle oldu diyor. Elime tutuşturdular diyor. Dur. Ben onun var ya, eline bir şey tutturacağım. Dur, hiç bırakamayacak. Sen öyle söyle. Bak Justin, Pascal abin diyor ki ne? Ben de onun eline tutuşturacağım bir şey diyor. Ne mi tutuşturacak? Sen Macar salamını gördün mü, açılmamış. He. Evet, onun gibi. Kadir, abartma. Neyse, şimdi Justo, bak canım. Bak, sana bir abi tavsiyesi.
Sen sanatçı bir çocuksun. Sanatçı adam bu futbol işlerine fazla girmeyecek. Seni seven Fener'i de var, Beşiktaş'ı da var, Galatasaray'ı da var. Küstürsün onlar yavrum. Sarı, sen de var ya, top diye oynarım. Bak Pascal abin de top oynamanı istemiyor. Elinde gül gibi sanatı var, onu yapsın. Ne? Black Pascal mı? Çok ayıp ama. Bak ya, Kadir, bunu var ya, çarıp devirin. Alo, Justin, ne? Ne? Hayda. Ne diyor ya? Justin değil, Justin Bey diyeceksiniz diyor. Sizi kiloyla satın alacak mangır var lan bende diyor. Para tomarlarıyla döverim sizi diyor. Yaralarınıza da diyor $100 basıp pansuman yaparım neler diyor. Yazık yazık. Ben bunu var ya hiç terbiye verememişim. E iyi de sende olmayan nasıl vereceksin Pascal, zor tabii ya. Doğru. Pardon, ne dedin? Yok bir şey yok. Neyse oldu Justin o zaman. En son Galatasaraylısın yani, buna karar verdim. Peki koçum, tamam, işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin, hadi Justo, hadi. Ne dedi abi? Alnıma aslan dövmesi yaptıracağım, o derece hastasıyım, bulaşıklar gidin dedi. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Paskal. Gel diyorum. Şu an stüdyomuzda kim var? Büyük başkan geldi. Büyük başkanım hoş geldiniz. Bak şimdi bak ben topluma bir mesaj vermek istiyorum. Ver başkanım, güzel bir mesaj ver. Nasıl bir kampanya bu başkanım? Merdivene çıkma benim canımı sıkma diye bir slogan buldum. Merdiven kullanımını azaltmak için. Merdiven özellikle gençleri zehirliyor. Gençliği merdivenden uzak tutmak lazım. Başkanım ya biraz abartmadınız mı siz? Tehlike büyük Kadir. Yani alçaklarından köyler bu satılmış köpekleri stada niye sokmuyorum ben? Çünkü merdivene oturuyor bunlar. Merdiven toplumun geleceği için çok tehlikeli bu. Başkanım ya boş ver merdiveni. Futbol konuşalım. Bak Beşiktaş var ya 6 stoper aldı. Mitrovic ne diyorsun? Evet Beşiktaş'ta 6 tane stoper var. Konuştum ben Fikret Başkan'la. Fikret dedim. Fiko dedim. Bak çok stoper aldın dedim. Ziyan olur dedim. Fazlasını garibanlara dağıt dedim. Fikret Başkan dedi. Başkanım dedi stoperin müptelasıyım. Almadan duramıyorum dedi. Ben bunun tedavisini oldum. Yine de bırakamıyorum. Stoper tiryakisiyim ben dedi. Koleksiyon yapacağım dedi. Allah Allah. Oysa Beşiktaş'ın gol yollarında sıkıntısı var. Forvet alması lazım değil mi başkanım? Eto'yu alacaklar. Ama hangi Eto'yu alacaklar? Ona bakmak lazım. Ya ne demek hangi Eto'yu? Başkanım kaç tane Eto var ki ne? Hepimiz Eto'yuz Kadir. Yani öyle dedi ya Beşiktaş taraftarı. Yani orijinal Eto'nun yerine yerli Eto almışlarsa yerlisi orijinal kadar kaliteli olmuyor. Bak bu Eto'nun yan sanayisini bile yapmışlar kardeşim. Yani siz ne diyorsunuz ya? Ya bizim stada sokmayacağım bu sene bak Eto'yu bu arada. Ha. Ya yan sanayi olabilir yani. Başkanım Fenerbahçe'de avukat kanunları başlamış. Ne diyorsunuz? Evet başladı. Ben söyledim. Dik dedim. Senin dedim soyadın avukat. Yani dedim avukat bak. Yaz birkaç tane kanun dikine dikine uygulansın dedim. Yani geçen beni aradı bu. Yazdım avukat kanunlarını başkanım dedi. Nedir avukat kanunları başkanım? Bir bak öpüşmem. Nasıl ya? Ne alakası var? Yani bu her tanışıyla öpüşüyor ya. Yani bize normal ama Avrupalıya ters geliyor yani. Ha o manada başka? İki soyunmam. Hayda o nereden çıktı ya? Soyunma odasında bu herkes kaldı gezerken bu takım elbiseyle dolaşınca futbolcular havaya gidemiyormuş. Hocam sen de soyun diyorlarmış bunlar. Avukat da istemiyor tabii. Soyunmam diye madde koymuş yani. Başka ne var avukat kanunlarında başkanım? Üç. Bak üçüncü madde 18 yaşından küçükler giremez. Nereye giremez? Takıma giremez. Ya çoluk çocukla uğraşamam. Bana yetişkin futbolcu alın diyor avukat. Dört. Satıcı ve pazarlamacı giremez. He. Ya başkanım bu adam teknik direktör mü apartman yöneticisi mi? Ne demek satıcı ve pazarlamacı giremez ya? Yani tesislere giremez. Geçen bir satıcı tesislere girmiş. Kan yapar, kuvvet verir diye bu bütün futbolculara soğuk sıkıp çörek otu yağı satmış. Bunlar da böyle aç karnına içince tabii motoru bozmuşlar o yüzden. Başkanım futbol adayıyız. Kampa dair kural. Yok mu ya? Var. Kampa dair bir kural var. Takım içinde bundan sonra bir kaptan, bir yedek kaptan, bir güverse zabiti, bir de oymak başı seçilecek. Başkanım bunlar yavru kurt mu? Ne oymak başı ya? Vallahi Aziz Başkan duymasın çok kızar ha. Aziz Başkan beni aradı. Büyük Başkan dedi. Bu advokat kafayı bir yere sağlam vurdu galiba. Acayip kanunlar çıkarmaya başladı dedi. Boş ver çıkarsın Aziz Başkan sen elleme dedim. Sen merdivenleri yıktırdın mı tesislerde dedim. Yıktırdım dedi. Aziz Başkan büyük adam bak.
Benim kafada bak, böyle dikine bir adam. Seviyorum ben Aziz Başkanım. Başkanım, mail geldi. Amatör futbol camiasında bir kulübün sizden bir isteği var. Amatör futbolu severim bak. Kemik sesi gelir. Heh, dikine oynarlar. İstesinler. Sizden Fahri Başkan olmanızı istiyorlar başkanım. Olur. Hangi kulüp? Merdivenköy Spor Başkanı. Ne? Merdivenköy Spor mu? Lan Merdivenköy diye bir yer mi var lan bu ülkede? Var başkanım. Çok da güzel. Ben ev alacaktım. Ne? Hem de Merdivenköy. Ev alacaksın ha. Lan alçaklarından köyler satılmış köpekler. Paskal kaç. Paskal kaç devrem. Kaç büyük aman başkan üstümüze ya. Geliyor. Kaç 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 kaç. Tut oğlum. Tut. Kıs 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 kıs. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Aragaz. Pascal. Yes. Nicole Kidman'ı bildin mi? Onun kisiydi o ya. Yavrum, o Avustralyalı Hollywood yıldızı yok mu? Leleci Nicole. Ha, bilirsin. Aaa, Leleci. Evet evet evet, hatırladım. Ya bu Nicole Kidman bir filmin galasına kocasıyla gitmiş. Kırmızı halıda kocasıyla birden tartışmaya başlamış. Sonra bunun kocası sarılıp barışmak istemiş ama Nicole Kidman kocasını iteklemiş, kendinden uzaklaştırmış. Adam olmuş. Hem de nasıl ya. Arasana Nicole. Bir sor. Niye kavga etmişler? Ya boş ver, karı koca arasına girmeyelim Pascal ya. Oğlum bazen giriyorum. Ara ara ara. Hadi bir şey olmasın. Merak ettim. E peki, madem sen istiyorsun arıyorum Nicole Kidman. Arıyorum. Arıyorum. Lan meşgul, bu saatte kimle konuşuyor? Bize ne abi? Kocada düşünsün. Ama o zaman kocasını arayalım. İyi fikir. Ara abi. Peki dur. Belki o açar. Kapattım ha, Nicole'nin kocasını arıyorum. Aha kocası. Aha çalıyor. Alo. Nicole Kidman'ın film galasında kırmızı halıda kavga edip ittiği kocasıyla mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Nicole Kidman'ın kocası. Ben Kadir Şöptemir, ismini bağışlar mısın? Stewart. He, soyad var mı Can Kuş? Maybaş. Stewart Maybaş abi. Pascal Numa da burada bu arada. Alo, ne haber lan? Aynı mı köylü? Şimdi Stewart abi, sorma sahip yengeyle niye elleştiniz, tartıştınız da siz herkesin içinde? Evet. Evet. Vay. Ne diyor, ne diyor? Kadir'cim diyor, tam filmin galası için salona gireceğim diyor. Hanıma WhatsApp'tan mesaj geldi diyor, baktı diyor. Bana annem bize gelecek, 3 ay kalacak dedi diyor. Gelsin gelsin. Kızının evi. Tabi Stewart abi, ne de olsa kızının evi yani. Senin de annen sayılır bir yerde, gelsin kalsın. Ne kadar dedin? Vay be, o zaman haklısın abi. Ne diyor ya? Kadir abi diyor, evlendiğimiz gün daha yerdeye girdik, ertesi sabah geldi bunun anası. Bizimle yaşamaya başladı diyor. Kaynanamı karımdan daha çok görüyorum abi diyor. Karımla özelimizi yaşayamıyoruz diyor. Kadın gitmiyor diyor, hep bizde kalıyor diyor. Yeter artık diyor ya. O zaman haklı abi, o kadar olmaz. Peki salonda, mutfakta bir takım sevişme pozisyonlarında yaşamak yapmak istiyorum diyor. Ama kaynana evde, her yerde diyor. Sen yabancı değilsin abi diyor. El Clasico'ya takıldım kaldım diyor. Halimden anla, 46 yaşında adamım diyor. Her gün diyor El Clasico patlatıyorum diyor. Vah benim kardeşim ya. Ya Kadir, bu Nicole Kidman. Anasına düşkün demek. Evet. Efendim Stewart abi. Değil mi? Evet ya ya, bak sen ya. Neymiş? Yok abi diyor, benim hanım anasına düşkün değil diyor. Anası evde olunca temizliği, yemeği, bulaşığı ona yaptırıyor diyor. Bizimkinin işine geliyor diyor. Kendini evimde diyor, el oldum abi diyor. Ana kız beni dışladılar diyor. Evin kedisi benden daha çok hörmet görüyor. Böyle işin aslını astarını diyor ya. Abi sen de biraz erkek ol. Aynını koy ya. Sertleş. Evet Stewart abi, Pascal haklı. Ben seni biraz yumuşak başlı hissettim bak. Sertleş biraz. Evet. Tabii sen de haklısın. Ne diyor ya? Yaş olmuş 46, nereye sertleşiyorsun Kadir'im diyor. Yanlış anladım. Stewart abi yanlış anladım. Bizim dediğimiz yani tavır olarak sertleş ya. Abi bak, evet, evet üzüldük senin haline ya. Tamam tamam Stewart abi, oldu abi. Hadi işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin abi. Neymiş? Kaynanam bana büyü yaptı Kadir abi. Kadir abi diyor. Beni diyor kedi gibi yaptı bu kadın büyüyle diyor. Sesimi çıkaramıyorum diyor. İyi bir hoca bul da şu üstümdeki büyüyü bozdur diyor. Cebimden hep garip kurabağa kağıtlar çıkıyor, susam tanesi falan çıkıyor diyor. Aman 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 abi. Hiç bulaşma. O kadın bize de yapar. Ya büyücü karıya bulaşılır mı abi? Deli misin? Aman korkarım abi, aman ben ya. Dikkat. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz.
Pascal. Gel diyorsun. Elimde bir haber var. Kocaeli'nde bir düğünde kavga çıkmış. Neden? Şarkı isteme meselesi yüzünden. Evet. Düğünde aileler birbirine girmişler. Fotoğrafta taşlı sopalı bir kavga gözüküyor. Dersin ki bunlar birbirinin kanına susamış. Nasıl olur ya? Ya ben de onu anlamadım Pascal. 3 saniyede kasap havasından meşe odunlu kavgaya geçmişler ya. Bu nasıl olmuş ya? Ben de sana soruyorum. Ya bak halkımın her şeyini çözdüm. Bu saniyesinde mod değiştirmeyi nasıl beceriyor onu çözemedim. Hiç düğünde kavganın arasında kaldın mı sen? Yok abi. Sen? Kaldım abi. Nasıl oldu? Ya arkadaş evleniyordu Eskişehir'de. Gır düğün kız tarafı Tekirdağlı, oğlan taraf Eskişehir'de manav. Tabii hep Eskişehir havalar çalıyor. Kız tarafından da biri hora istemiş. Hora ne? Ya Tekirdağ oyunu. Bizim Eskişehir'li Tatar çalgıcılar hora ne bilsin abi bilmiyoruz deyince kız tarafı klarnetini sokmaya kaldı. Tabii o kavga salona sirayet etti. Ben en son Bozüyük'ten bir kamyon vatandaşın düğüne gelip lan bize yamuk mu var diye daldığını gördüm. Bozüyük ora ne? Ya Bozüyük Eskişehir arası da yani 15-20 dakika 25 dakika ne zaman haber aldınız, organize oldunuz, kamyon buldunuz, geldiniz. Süpermiş. Hayır bana da daldı bunu. Abi fırmayın ben Eskişehirliyim diyorum yine de fırıyorlar ya. Allah Allah tabii biz de yedik. Sen de tam pomak tipi var deyip yerleştiriyorlar ya. Pomak mı? Ya şu yüze bir bak. Benim neren pomağa benziyor? Evet abi. Alaka yok. O ara abi Tekirdağ plakalı bir otobüs yanaştı. Vay bizim kızanları tek buldunuz dövüyorsunuz susaklar diye onlar da dahil oldular. Abi Tekirdağ nereye? Eskişehir nereye ya? Otobüs nereden buçmuşlar? Ne bileyim abi mevzu çıkarsa dalarız diye sotada mı bekliyorlardı artık neyse. Abi Tekirdağlılar da kavgaya girünce ortalık Mel Gibson'ın Braveheart filmindeki savaş alanı gibi oldu ya. Ne sanır? Sonuç klarnetçin ne de güzel baldırın var. Laylon çorap ister o Osman Aga'yı can havliyle çalmaya başladı. Tekirdağlılar inceden oynamaya başladı. Öyle sıyrıldık işin içinden abi. Ya Kadir beni var ya sakın düğüne götürme. Ya ben gitmiyorum ki seni götüreyim ya. O günden beri tövbe ya. Gitmek dedin de biz artık gitsek mi ya Pasko? Hadi. O zaman hadi bakalım. Efendim bugünlükte noktayı koyuyoruz. Ama yarın kaldığımız yerden devam etme sözü veriyoruz. Paka paka. Bye bye. Paska, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.